Evet değerli dostlar, güzel insanlar, herkese merhabalar. Nasılsınız, iyi misiniz? Şimdi kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet. Hmm. Yani o videomun altına yorum yazarak e, hisseni sorabilirsin. Yorum yazdığın gibi zaten ana ekranda gösterilecektir. Şimdi Matrix'i sormuşlar. Hemen bakalım. Matrix. D, ısı smart it g y o yapıyoruz fıla 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 al sana flat evet şimdi bunlara bir bakalım matrix öncelikle matrise bir şeyden bakalım bir fk'sı ne durumdadır ne yapıyor ne ediyor Dönem karı güzel gelmiş arkadaşlar. 9000'den 16000'e çıkmış. Hasılatı güzel. Satışları maliyeti yükselmiş. Normaldir. Ticari faaliyetlerden brüt kar. O da çok güzel. Ee, kar etmiş. Ve sürekli bir kar eden bir şirket. Bu bizim için iyidir arkadaşlar. Şimdi bir de ise genel performansına bakalım. Evet, ne satıştaki oran çok yükselmiş. Esas faaliyet karı ile ana ortaklık payı daha e, baz alınmamış. Burada FK'sı Kendi sektörüne göre Uygundur. Matrix'in FK'sı 22.94 Bilişim ve yazılım şirketlerin FK ortalaması da 26.84 Biz e, burada ne diyoruz FK anlamında sektörel bazda e, Uygun bir birisi olduğunu Söylüyoruz. Piyasa değeri bölü defter değeri 15.36 Yalnız bilişim ve yazılım sektöründe e, piyasa değeri bile defter değeri 5.80'dir. Piyasa değeri bile defter değerinde biraz e, pahalıdır. Hatta pahalı yani arkadaşlar. Yani FK anlamında da uygun bir ise. Şimdi tek bir nokta göstereceğim sizlere. Tek bir nokta. Yani o kadar kural basit ki. 36.76'nın üstünde böyle bir kapanış görür iseniz. Bu sefer ne olur biliyor musunuz? Şurada bizim bir ana direncimiz var. Bu dirence kadar gidebilecek bir performans doğar. O da nedir? E, 44 TL'lerdir. Şimdi açıkçası biz de bu hisseyi paylaştık. Ve hatta bu hisseyi şuradaki seviyelerden 32-33 seviyelerden paylaştık. 44, 36 ile 44 TL hedef verdik. 36 TL hedefimiz gerçekleşti. E, 41 TL'ye de gitti. 44'ü hala var. Ee, şimdi hocam 44 gitti mi bitti mi? Vallahi hala 44 var artık. Yani e, yanlış şöyle bir şartımız var. 36-70'in üstünde durması gerekiyor. Yani 36-76'nın üstünde durması gerekiyor. E, altında olduğu sürece bir düzeltme hareketidir bu. E, bu düzeltme hareketi de şuradaki seviyelere kadar takabül edebilir. E, şöyle bir belirtelim isterseniz. Farklı bir renkle çizelim. Şöyle bir 33 38'e kadar bir geri çekilme Yani buranın altında da artık zaten stop loss olması gerekiyor yalnız hala şirket e, iyi duruyor hacim yok yani burada bir hacim gelmişti orada da zaten e, endeksle beraber o da düşmüştü değerli dostlar yani burada teknik anlamda bir 44 TL'ye kadar e, hisseyi taşıyabilme ihtimalleri var ondan sonra nereye kadar gider onu biz bilmiyoruz. Yani 36 76 hedefti. 44 40'lar hedeftir teknik vazda. Öbür türlüsü ne olur ne biter e, biz bilmiyoruz. Ama 36 76'nın üstünde e, atar ise bu gelecek hafta o zaman 44 44'lere kadar gidebilir. bir performansı olur değerli dostlar. Şimdi bir sonraki isemiz DNS ısı Evet, ne satışlar iyi gelmiş arkadaşlar, esas faaliyet karı güzel, ana ortaklık payları çok güzel, yani bir önceki yılın çeyreğine göre ciddi anlamda artmış bu güzeldir. Fk ortalaması e, sektörel bazda uygun bir hissedir Fk anlamında, piyasa değeri bile defter deri de e, uygun bir şirket. Bak bizim hoşumuza gitti bak. Şu an bilançosuna da böyle bir göz gezdireyim. Güzel. Esas faaliyet karındaki yükseliş ciddi anlamda güzel. Net kar. Net esas faaliyet karı. Arkadaşlar güzel brüt kar. Bak şirket büyüyor. Kar etmiş. Yatırımla yapılabilir mi? Ya kar eden şirket. Yani borcu olmayan şirket. E Bakın burada kırılım gelmiş ve yükselişini yapmış arkadaşlar. Yani burada tam da böyle yani biraz daha gidebilirmiş aslında. 14 seviyelerini görebilirmiş ama yetmemiş. 13.74'lerden geri gelmiş. Aslında hedefini yapmış burada. Şimdi teknik bazda şuradaki hareket. Ya şimdi arkadaşlar şöyle bir şey söyleyeyim sizlere. Şöyle bir üçgen kırılımı görür iseniz bakın. Yani mutlaka sizler de teknik analizine bakıyorsunuz. Şöyle göstereceğim şöyle bir kıralım gelir ise iselerde tamam şöyle yapayım şöyle bir kıralım gelir ise tabi bu bir günde iki günde olmuyor arkadaşlar bakın şurada e, durmuş bir vurmuş ondan sonra aşağı gelmiş bir iki üç dört beş buradan kırmış kırdığı gibi geri gelmiş bir iki üç dört beş altı günde yedi günde tamamen hedefine doğru gitmiş yakalayan yakalar Şimdi bu tarz kırılımlarda mutlaka ama mutlaka kırılımları takip etmek gerekiyor. Çünkü kırılımlar bize kısa vadede kazanç sağlayabilme potansiyeli yüksek oluyor. O şekilde kırılımları mutlaka takip etmeniz gerekiyor. Kırılımlar güzeldir. Şimdi ana desteğimiz neresi bunun? Yani bu hissemizin ana desteği şurasıdır değil mi? Yani gelebilecek en dip seviyesi 10-18'lerdir. Tamam öncelikle bunu bir öğrenmek gerekiyor. Bilmek gerekiyor. Ha, hocam peki 10-16'nın altında kapanış yapmaz mı? Yapar. Yapabilir. Şimdi sen burada ne yapacaksın? Normalde stop loss'umuzu biz nereye koyarız? Buraya koyarız. 6 stop loss. Ben teknik analiz anlamında bakıyorum. Sen istediğin yerde ister koy ister koyma. Ama koymazsan stop loss her zaman zarar edersin. Çünkü duygusallığa gerek yok. Şimdi 10-16'ya bizim bir destek noktamız var. Bu 10-16 altı kapanışlar bizim için nedir arkadaşlar? Stop loss noktasıdır. Şimdi teknik bazda baktığımızda şöyle bir görüntü olduğunu fark ediyoruz değerli dostlar. Şöyle bir görüntü olduğunu fark ediyoruz. Tabii ki buradaki destek çok kuvvetli midir? Çok kuvvetli değildir. Ne olur ne biter onu bilmiyoruz. Değil mi? Ama şirket son bilançosuyla beraber çok güzel ciddi bir artış sağlamış bir önceki çeyreklere göre. O yüzden bize umut vaat ediyor önümüzdeki günlerde. Şimdi aslında bu yapamadığı buradaki hedefi tekrar yapmak için geri gelebilir. Yani 14 14 seviyeleri bizim için bir direnç noktasıdır. Aşağıda da 10 seviyeleri bizim için destek konumundadır. Bu kanal bandı arasında hisseyi takip etmek gerekiyor. Tabii maliyetini yazmış mısın? 11 11.60'larda Hmm, 11 11.60'larda. Bak çok güzel. Şimdi ben olsam ne yaparım? Şimdi ben olsam ne yaparım? Şimdi açıkçası aşağı gelebilme seviyesi ne kadardır? Şöyle bir yazalım. %12 Peki yukarıda gidebilecek bir hedefim ne kadar olur? %20 Yani kar zarar oranına baktığımızda yukarı yönlü e, kazanma primimiz daha yüksek olduğu için sıkıntı yok. 14 TL'ye kadar beklenme süreci olabilir. Şahsi görüşümdür. Aşağı gelir ise farz et. Aşağı gelir ise orada mal toplanabilir. Ben 10, 16, 15 seviyelerde kesinlikle elimde mal bulundurabilirim. Yani buradaki seviye çok güzeldir. Şirket sıkıntılı bir şirket değil. Bu bir. ikincisi hissenin burada durmasının sebebi ya da hatta şöyle söyleyeyim 11.40 seviyelerine 11 40 ile 11 60 seviyelerinde durmasının sebebi orada bizim ne zamandaki destek biliyor musunuz? 9 Kasım 2020 ile 11 Aralık 2020'deki desteğimiz yani daha önce dirençmiş destek olarak şu an çalışıyor. O da bizim için önemli bir şeydir. Yani önümüzdeki günlerde bir tepki yükselişi gelerek bizi 14-14 seviyelerine taşıyabilir. Yani 14-15 seviyelerine taşıyabilir. O burada buranın üstünde kapanışlar gelmediği sürece buradaki seviyede ben ne yaparım? Satışımı koyarım. Şimdi ben ne yaparım? Burada normal şartlarda satış giriliyor. Çünkü bak 1, 2 yetişememiş. 3'te yetişir büyük ihtimalle. Üstünde kalır ise stop loss yerimi 14-14'e koyarım üstünde olduğu sürece iz süren takiple iz süren stopla takip edilebilir. Altında kalırsa stopumu alırım. Cev karımı alır stopumu olurum kesinlikle. Burası bir satış yeridir. Burada indi bindiler olur. O şekilde söyleyeyim. Ama üstünde de kalırsa bizi daha farklı bir seviyeye taşıyacağını düşünüyorum. Kesinlikle arkadaşlar yasal uyarıyı hatırlayalım ya. Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeler yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. alsa tut tavsiyesi hiç değildir arkadaşlar. Kendi şahsi düşüncelerimizi söylüyoruz. Öngörülerimizi söylüyoruz. Olabilir, olmayabilir. Ee, bize bakarak yatırım yapmayın. Biz sadece işin tekniğini e, bakıyoruz. Bir de temel yanına hisse ucuz mu değil mi ona bakıyoruz. Şimdi smart. Smart daha geçen gün baktık. Geçen hafta baktık. Bak ne demiştik? Baba ay bu şekilde kalmış. Bak bir videomu izlersen demişiz ki bakın. Şurada bir dirençle karşı karşıya gelmiş. Biraz önce 14 14 seviyelerini gördünüz ya DNS ısıda. Bak. 6 11 seviyesinde satış gelir. Satış geliyor yani. Burada çünkü neden bir direnç var. Buranın üstünde atmadığı sürece 5 55'lere kadar e, ee, bir geri çekilme söz konusu olabilir. Yalnız şuradaki görüntü kötü değil. Bak yükselen bir grafiği var. Bu 5.55'in altına düşmediği sürece sıkıntı yok. Öbür türlüsü 6.11'lerde pardon 6.11'lerde bizim bir direncimiz olduğunu unutmaman gerekiyor. Orada güzel bir direnç var. Neden diyecek olursanız. Çünkü bakın şuradaki bar aslında bize her şeyi bütün olayı anlatıyor. Şuradaki oluşum bize her şeyi anlatıyor. Şöyle. Yani yukarı gitmiş iğnesini atmış. Ondan sonra duvara çarpmış. Burada güzel bir hacimli bir şekilde bir düşüş gelmiş. Şimdi bundan sonra ne yapabilir? Bu ise nasıl olabilir? Şimdi hacime baktığımızda hacim sıfır bir kere. Hacim yok. Bir de bunun şeyine de baktık biz. Zarar açıklanmıştı sanırım. Öyle hatırlıyorum. zarar değil. buradaki dönem karında bir değişiklik yok. Yani 2.15'ten 2.51'e gitmiş. Burada bir sıkıntı var mı? Şöyle bir bakıyorum. Brüt kar 5'ten 8'e çıkmış. Güzel, iyidir. idare ediyor. Yani küçük bir şirket. Yani ama biz önceki bilançosuna göre idare eder. Ama 2020 2029. çeyrekte daha güzel bir brüt kar yakalamış arkadaşlar. Net esas faaliyet karında bir zarar meydana gelmiş arkadaşlar. O da hisse ya yani hisse çok böyle iş yapmıyor açıkçası. Yani böyle yazılım şirketi olmasına rağmen neden iş yapmıyor? Onu da bir e, araştırmak gerekiyor. Şimdi buradaki satışlar bir e, yükselmeler var. Özellikle ana ortaklık paylarında da bir yükseliş var. Yalnız net esas faaliyet karı bakın 405 seviyelerindeyken eksi -330 seviyelerine düşmüş. Bu da ciddi bir şekilde sıkıntı meydana gelmiş. Demek ki bu ise de bir sıkıntılar var. Ne olup ne bittiğini içindeki yatırımcılar bilmesi gerekiyor. Bu bir. ikincisi FK oranı sektör ortalamasının çok üstündedir. Yani bu ise ne yapıyor? Pahalı yapıyor. Ee, şimdi FK'sı 40-48'ler. Bilişim ve yazılım sektör FK'sı 26-84'ler. Yani aslında bu ise FK'sı 26 ve altında olsaydı bu bizi FK anlamında ucuz yapardı. Fiyat kazanç oranında biz ucuz yapardı ve farklı farklı yorumlar yapılabilirdi. Şöyle de güzel bir şey var. Piyasa değeri bölü defter değeri uygundur, güzeldir. Sektör ortalamasının altındadır. Bu da e, diğer hisselerden daha avantajlı olduğunu PD'den görebiliriz. Bu da bizim için iyi olabilir önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yalnız 12. çeyrekte yani 3 4 ay sonra gelen bilançolarda bunun mutlaka bir sıçrayış yapması gerekiyor yoksa bu ise buralardan 9 TL'lere 10 TL'lere nasıl gidecek onu bilmiyorum. Şimdi görüntü itibariyle ben o bilançoları görmeseydim bilin yani şuradaki teknik analizlerde benim diyeceğim arkadaşlar bakın zaten burada stop olmadıysan 555'lerde artık stop olmak gerekiyor. Yani altında Şöyle altı stop. Stopunuzu mutlaka koyun arkadaşlar. Duygusal düşünmeyin. Ya altına sark düştü ya. Ya yükselir burada tepki gelir falan. Teknik bunu kabul etmez. Teknik diyor ki sen bu çizgi çizdin ya. Bu çizgi bakın burada. Bak burada bir fake atmış. Ama biz gün sonu e, kapanışları baz alıyoruz. Farz edelim ki bu gün sonu kapanışlar oldu. Gün sonu kapanış burada oldu ya. Burada teknik diyor ki satacaksın. Yani teknik analiz diyor çünkü zarar etmek istemiyorsan satacaksın. Belli bir kuralın var, belli bir stratejin var. O doğrultuda öyle hareket etmen gerekiyor. Burada satacaksın. Üstüne mi girdi? Tekrar alım yapabilirsin diyor teknik analiz. Burada yukarıda dirençte satacaksın, destekte alacaksın. Teknik analiz bu kadar basittir. Yani sağdan soldan duyduğun şeylerle olmaz. Destek desteğe yakın mı? Dirence yakın mıdır? Stop noktası destek ve direncine yakın mıdır? Alım yaptığın yere yakın mıdır? %3'lük bir dilimde ya da sen %4'lük bir dilimde stopunu koyarsın. Yüzde dördün aşağısına gelirse yüzde beşten kurtuluyorsun. Yüzde ondan kurtuluyorsun. İşte o yüzden stop çok önemli olduğunu söylüyoruz. Şimdi arkadaşlar şu kanal bandını takip etmemiz gerekiyor. 5.55 ile 6.11 seviyeleri. Yalnız şöyle bir şey var. 6.11'in üstünde kapanışlar gelirse ki önümüzdeki zaman dilimi içerisinde söylüyorum. Ne zaman geldiğini bilemiyoruz teknik analiz anlamda. O zaman bizi buradaki seviye 7.50 seviyelerine Taşıyabilir yani şuradaki e, direncimize taşıyabilme ihtimali yüksektir. Endeksin güzel olmasıyla beraber şuradaki seviyelere bizi götürebilir arkadaşlar. O da e, ne zaman olur ne zaman biter onu bilmiyoruz. Ama şu an teknik anlamında ben bilançoyu görmeseydim bilanço gelmeseydi e, bilançonun etkisi son bir aydır olmasaydı buradan yani 5.55'lerden deli gibi alım yapılır arkadaşlar. Yani millet artık 5.55'lerde alım yapar. 6.11 seviyeti hatta 6 6 18 6 18 seviyelerinde elinde çıkarmaya çalışırdı bir kısmını kar stopunu yapardı. Üstüne çıkınca da 7 44'lere kadar eşlik ederlerdi. Tamam? Yani şu an yukarı 6 20'nin üstüne çıkar ise bir 6.20'nin üstüne çıkar ise senin takip edeceğin nokta 7.40'lar. Tamam. Sen dersin ki biraz uyanık olursun. 7.30'larda yani ben olsam öyle söyleyeyim. Şimdi öbür türlüsü yanlış bir cümle olur. Ben olsam 7.30'larda artık ne yaparım? Şahsi fikrimdir. Tabi yatırım tavsiyesi değildir. satı tavsiyesi değildir. 7.40'larda, 7.30'larda artık ben elimden çıkarmaya çalışırdım. Tabi bunun da üstüne çıkarsam bunun da üstünde bazı şeyler söyleriz. İlge'ye, oya bakacağız. <laughs> Allah aşkına maliyetin kaç senin burada? İlge 3.56 İlge <laughs> 3.56 A şurası. Tamam. Dur. Şurası değil mi? 356. Yüzde 20 zarardasın. Geçmiş olsun. Şimdi. Abicim Allah aşkına bir şey söyleyeceğim. Kızmazsan bir şey söyleyeceğim abi benim. Şimdi. Şöyle baktığımızda. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 gün boyunca üst üste gitmiş. Üst üste gitmiş. Bu bir. Sen kaçta devreye giriyorsun? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hatta sen büyük ihtimalle buradaki seviyelerden de almışsın. Buradaki seviyelerden almışsın. Yani çıkarken çıkarken de almışsan yani 8. günden sonra Olaya dahil olmaya çalışıyorsun. İşte anlatmak istediğimiz olay budur arkadaşlar. Yani e, bir hissenin desteğini direncini belirsen sen orada çok büyük sıkıntı yaşamazsın. Şimdi bakın buradaki teknik anlamında bahsediyoruz. Şimdi spektir. Spek kaldırdı bunu. Tamam? Onu bilmeyecek bir şey yok. Spek kaldırdı. Yani bu hissenin teknik hedefi vardı. Bu hissenin teknik hedef. diyorum Teknik hedefi vardı arkadaşlar. Ama şuradaki görüntü hisseyi mahvetmiş. Şimdi ben bu hisseye ne diyeyim Allah aşkına? Yani buradaki görüntü hisseyi mahvetmiş. Sipek. Yani şimdi sence şuradan alım yapan adam ...ya şuradaki hacimlere bakar mısın? Yani şuradan deli gibi hacim gelmiş 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 gelmiş. Şurada tekrar alım yapmışlar. Yani gün gün başlamadan önce bunlar tavandan emir vermişler ve hisseye alım yapılmamış Ya. Çünkü tavanla açmış ya hisse. İçindekiler kahretmiş. Şimdi sonradan katılanlar nereden giriş yapmış biliyor musun? İşte şuradaki seviyelerden bir buradan giriş yapmışlar. Bir de buradaki seviyelerden burada azar azar alım gelmiş. Azar azar. Çok az, nadir. Böyle korkudan artık burada ben kar edeyim diye küçük yatırımcı böyle hemen buradan çıkış yapmış ya. Asıl burada olay patlamış. E şimdi e, buralardaki seviyelerden giren adam bilmiyorum nasıl olacak. Şimdi önemli bir kap haberi gelmez ise endeksimiz ciddi anlamda güzel seviyelere gelmez ise bu ise dinlenme süreci biraz ağır geçebilir. Sancılı geçebilir onu söyleyeyim. Şahsi fikrimdir. Öbür türlüsü teknik bazda. Şimdi burada deli gibi bir satış gelmiş. Tamam mı? Burada da ufaktan yaklaşınca satışlar gelmiş. Burada da bakın hem destek direncini hem de direnç hem direnç hem de destek konumunda Görebiliyorsunuz buradaki çizgiyi. Burada da bu ufaktan bir gelmiş 3.50'lerde ama gitmemiş. Şimdi açıkçası teknik bazda şuradaki olay olmaz olsaydı. Şimdi bu ise buradan yukarı gitti ya stop loss seviye her zaman 3.50'ye ya da 3.40 seviyelerine koyardık. 3.40 seviyeler bizim için e, destek noktasıydı. Şu an bizim için önemli bir direnç noktasıdır. O direnç noktası e, bizi nereye kadar götürür? Onu da bilmiyorum. Şimdi biraz daha yaklaşalım şimdi bu hisseye. Ve 4 saatlik grafiğini açalım. Şimdi burada hisseye baktığımızda şöyle 3.40'ı biraz getirelim. Bir de bunu şeye ne bakalım ya. Şimdi bir de baktık. İdealiste. Oo. Şimdi FK fiyat kazanç oranımız 20 50'lerde. Gayrimenkul yatırım ortaklığının FK ortalaması 14 70'lerde hisse pahalı. Fiyat e, piyasa değeri bile defter değeri anlamında yine çok pahalı. Sektör ortalaması 2,5 e, yılken 3 yılken bu 10 yıldır sıkıntılı. Şimdi burada baktığımızda net esas faaliyet karında ciddi bir zarar görüyorsunuz. Yani ciddi bir zarar. Ondan sonra ana ortaklık payları da, da ciddi bir zarar var. Yani bir sadece net satış var. Size satış var da yani net satışların maliyeti demek ki çok yüksek. Yani örnek diyorum. Şimdi ben bu suyu 5 tanesini satmışım. Tamam mı? Tanesini 5 liradan satmışım ama maliyetim 1 liraydı. Şimdi 10 tanesini satmışım. Maliyetim 3 lira. E aslında diğeri daha iyiydi. Ama tabii maliyet yükseldi. O yüzden e, yani buradaki satışlar e, önemlidir. Satışlardaki maliyet e, yüksek e, gelmiş büyük ihtimalle öyle tahmin ediyorum. E zaten burada yazmamışlar bile. O kadar yani sıkıntılı görmüşler ki yazmamışlar yani. O şekilde biraz sıkıntılı biri ise bilançosu temeli biraz sıkıntılı birisi. O yüzden çok fazla bir şey söylemek istemiyorum bu konuda. Şimdi teknik analizimize bakalım. Abicim senin yapacağın tek bir yer. Yani maliyetin 3.50'lerdeydi sanırım. 3.55'lerdeydi. 3.56'larda. Şimdi abi valla yani yani zaten teknik anlamda şuranın altına da düşerse daha bir şey demem. A şu. Yani burada stop olunur yani. 2.57'nin yani normalde 2.40'larda stop olunurdu. İşte o yüzden stopun önemi çok e, büyüktür. Sen her hissede stopunu koyar isen %20-%30 hayaldir. İmkansızdır göremezsin. Ancak endeks sıkıntısı çok yaşarsın. Sabah erkenden böyle açılışta endeks taban vurur bütün hisselere. O şekilde yüzden olarsın. Öbür türlü duygusal düşünmezsen hayatta yapmasın. Yani şuradaki kanal aralığında bir hareketlenmeler söz konusu olabilir. Ben 256'nın da çok sağlam olduğunu düşünmesem bile buranın altında stop yeri kesin deme düşüncesindeyim. Yani dediğim gibi arkadaşlar çok böyle inanmasam da 256'larda ee, ama buradaki seviyenin altına da gelir ise stop onulması gerekiyor. Üstüne çıkarsa alım yapılır. Altına düşerse stop, stop olunur. Öyle benim şahsi düşüncemdir. Sıkıntılı ise yani şimdi arkadaşlar bilanço zamanında ya Allah aşkına şimdi biraz sonra da geleceğim yani. Biraz sonra geleceğim bazı videolara. Şimdi flap. Flap bakmıyorsun bakmıyorsun dedin dedin dedin. Al sana baktık. Nasıl bakmıyoruz? Bak. Al. Şimdi flap burada kırılım gelmiş. Bakın teknik analizin güzelliğine bakar mısın? Şimdi ben bu hissede işlem yapsaydım şurada çıkışımı verirdim. Tam şurada. Şurada ya. Şurada çıkışımı verdim. 3 elilerde. Tamam ya pardon 2 elilerde. Ben stopumu olurdum. Hemen aşağı geldi 2.37'ye kadar. Değil mi? Ondan sonra ne yaptı? 2.55'in üstüne çıktı bu hisse. Ondan sonra 2.50'de tekrar devreye girerdim. İşte teknik analizde anlatmak istediğim şey budur arkadaşlar. Çizgini çiz. Aşağı kırılım gelir ise sat. Fark etmez yukarı gitsin tekrar. Yukarı giderse ben de eşlik ederim. Altına gelirse stop olurum. Bu şekilde. Yani buradaki çizgi o kadar güzel çalışmış ki altına girmiş. Üstüne girmiş. Sonra tekrar altına çıkmış. Yani bu şekilde bu iseyi takip edebilirsin. Yani en azından stop seviyesini koyarak ileride nasıl bir seviyeye gidebileceğini en azından takipten çıkarsın. Dersin ki bu benim iki elimin altına düşmüş. Ben buradan çıkarım. İki elinin üstüne tekrar çıkarsa tekrar alım yaparım. Şimdi şuradaki yani şurada bir kere görüntü inanılmaz güzeldi arkadaşlar. Şuradaki görüntü var ya inanılmaz güzeldi. Yani 3 TL şu an teknik olarak hedefi var. O 3 TL'nin teknik olarak hedefi hala geçerlidir. Şimdi şuradaki Rakamları siliyorum. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu üyesi Hamit Altın A Milli Futbol Takımı sorumluluğu görevi verildi. Boku yedik. Vallahi billahi Şimdi bak. Şimdi buradan baktığımızda bak asıl olaya gel, filme gelsen. Bak. Buradan baktığımızda tamam. Buradan baktığımızda bu bir düşen kanalımızdır. Yani nedir? Düşen direnç İse şu an çok iyi yerdedir. Düşen direnç. Tamam. Bu bir. İkincisi flap'a gelelim. Küçük bir ise Yani ben bu hisseden daha çok kar ediyorum arkadaşlar. Öyle düşünün. O kadar küçük bir hisse. Yani %100 yapman da %200 yapman da %300 yapman da önemli bir şey değil. Küçük bir hisse. Şimdi satışlar iki çeyrektir sıkıntılı. ana ortaklık payları bir düzelme var bir önceki çeyreğe göre. Ondan sonra esas faaliyet karı net esas faaliyet karında bir düzelme var ama yine düşmüş. Yani yine sıkıntılı zarar. Şimdi FK'sı buradan baktığımızda zarar açıkladığı diye FK'sını hesaplayamıyoruz. Piyasa değeri bir defter değeri anlamında hisse uygun olabilir. Şimdi temel analizde sınıftan kalmış arkadaşlar ama teknik analiz kısmında şöyle bir şey var. Şuradaki kırılım inanılmaz güzel. Yani şurada düşen direnç şöyle yapalım. Beni görürsünüz. Yani burada 3 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı var iyice. 3 TL'ye kadar gidebilecek bir performansı var. Yalnız şurada bir ana desteğimiz ve direncimiz daha oluşmuş. Şuraya dikkat etmek gerekiyor. Buraya her çarptığında hisse satışıyor. Hmm, demek ki bir sonraki direncimiz burasıdır. 2.70'lerdir. 2.70'lerde hisse satışıyor. Ondan sonra da buradaki destek, ana destek hattımız şudur. Şu kanal aralarında takip edilebilir. 2.40 ile 3 bandı arasında bir git geller olabilir. Yalnız buradaki güzel bir formasyon var. Lakin temel analiz anlamda biraz sıkıntılı bir hisse olduğu için ee, bekletebilir. Buradaki 3 TL teknik olarak hedeftir. Şu şekilde hisseyi takip edebilirsiniz. Kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. al sat tavsiyesi değildir. Bu flapın görüntülerini temel analizinde paylaştık. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Siz de merak ettiğiniz hisseleriniz varsa bu videonun altına yorum olarak yazabilirsiniz. Videoyu beğenirseniz beni mutlu edersiniz. Teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın.